Baba hadi ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. 5 saatlik şelale yolundan sonra varacağımız yere geldik ama Melike'yi yataktan kaldırmak, uyandırmak çok zor. Baba ne oluyor? Bakın arkadaşlar Eren ya? Uyandı kalktı. He? Hadi izin ver de gideyim. Evet şu an Melike dışarıyı çok merak ediyor arkadaşlar. Ya ben size şöyle kısadan göstereyim. Bakın biz neredeyiz? Baba bak göbeğini ısırırım. Süper değil mi? Şimdi bak. Melike'ye bunu göstermeyeceğiz. Ya baba ne Hatta kapıyı da açayım. Bakayım. Baba ne olur gideyim baba lütfen. Ama sana cezalısın. Seni bugün suya sokmayacağım. Hayır. Vallahi sen fark etmeden giderim. Arada direkt sıvışırım böyle giderim. Türkçeyi unuttu. Baba ne olur arkadaşlar, gideyim. Bir saniye arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar biz Salda'ya geldik. Ay, Salda'nın güzel güzelliğini görüyor musunuz? Suyun güzelliğini görüyor musunuz? Vallahi her sene buraya gelmesek ölürüz. Şu suda yüzdüğünüzü düşünün bakın. Şu suda yüzdüğünüzü düşünün. Gerçekten düşünün. Buraya köyüm. Ama Melike tabii bu suya girmeyecek. Gireceğim. Vallahi de billahi de gireceğim. Gel getir elini. İddiaya giriyor musun benimle? Giremezsin kızım. Ben o suya girmezsem benim adım Melike değil. Burası benim köyüm ve ben buraya gireceğim. Burası senin koyun mu oldu artık? Köyüm artık. Sen Denizli misin? Her sene geliyorum burada artık ben Denizli. Burada ekmek alıyorum. Denizli birilerine rast geldim böyle yapıyorum. Kaç tane alıvereceksin? İki tane al. Öyle. Gerçekten. O kadar tatlı o kadar sevimli. Buraya arkadaşlar Denizli. Arkadaşlar gerçekten çok şanslı. Ben de burayı köyüm olarak artık kabul ediyorum. Ben de Denizli insanıyım. Evet, ama gireceğim. Sene, evet bu arada arkadaşlar her sene gelmiş olduğumuz Salda Gölü'ne yine gelmek istedik. Gerçekten çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi harika bir yer. Yani buraya gelip de suya girmeden tatil yaptığımızı anlayamıyoruz. Gerçekten böyle şey tam olarak karavan tatilini istedemiyorum. Sen öncelikle bize kahvaltıyı hazırla. Ondan sonra girersin. Vallahi gideceğim. Girmeyeceğim. Sok, izin vermeyeceğim. Baba, giremezsin. Ben gizlice gireceğim. Ben kahvaltımı yapacağım ve hemen gireceğim oraya. Sen göreceksin. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sizlerin en sevdiği yeri yazın. Türkiye'de, Türkiye içinde istiyorum. Yurt dışı istemiyorum. Canım Türkiye'm varken yurt dışını istemiyorum. Diyorum ki Türkiye'de en sevdiğiniz yeri bana yazın. Yorumlara beğendiklerimi, sevdiklerimi kalp atacağız. Yorum atacağız ve sabitliyoruz değil mi? Kesinlikle. Hadi yorumlara sen. Haydi bakalım yazın. Ben de hemen gidip önce indireyim. Kahvaltı. Ben kahvaltı hazırlanmadan girmek yok. Hadi bakayım. Göle gireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Melike ile Eren şu anda Salda Gölü'ne girmiş bulunmaktalar ve benim haberim yok bundan. Bir çıktım ki bunlar gidiyor. Evet, durduğumuz yeri şöyle uzaktan da göstereyim. Göçebe gibi. Gerçekten çok seviyoruz burayı. Her sene geliyoruz. Şimdi şunların yanına bir gidelim bakalım. Bakar mısınız şu durumluğa, şu tazeliğe? Evet, ara ara çamurluğa var. Dikkat edin. Bayağı şey ılık yani. Eren o ne? Evet kendine Eren kendine güzellik maskesi yapıyor. Eren nasıl geçiyor tatil? Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şu siyah yerlere gidersek ne olur? Ne? Siyah yerlere. Siyah yerler derin olan yerler. Yani oraya gitmeyelim. Nasıl Melike su güzel mi? Geleceğim. Allah. Evet. Allah. Evet her sene bu Salda Gölü'ne gelmesek olmuyor. Bu yerdeki iz ne ya? Şöyle sanki bir şey var burada. Yerde ters duruyor gibi bir değişik bir şey var burada. Ne? Suyun içinde değişik şeyler var. Değişik yaratıklar var. Geçen sefer geldiğimizde çok çamur vardı. Bu sefer gene güzel ama. Oy. Ne oldu lan? Ama bak, mavi yere girebilir miyiz bir kere? Bir bana geliyor. Git bakayım ileriye. Arkadaşlar rüzgar var. Rüzgardan dolayı ses biraz kötü gelebilir. Ay. Ama anlık böyle ayaklarım çukura giriyor. Yani böyle diz kapaklarıma kadar batıyorum. Sonra şu beyaz yere geliyorum. Bu beyaz yerde batma olmuyor. Baba gelsene. Gel. Bak burada batmıyorsunuz arkadaşlar. Kumur bir şey var. Batma ama şu kısım çamur zaten bulanıyor görüyorsunuz. Baba. Biz
Siz bakayım Eren. Baba Eren'e yüz deme sen. Atla bakayım Eren, şöyle yüz görsünler, hadi bakayım. Ama nasıl yüzsem bir şey olur mu? Yutma gene de. Gir. Baba bak buralar daha boyu. Nereler? Baba. Evet arkadaşlar bakın. İzle. Elimde telefon var. Elimde telefon var, dikkat edin, su atmayın. Tamam. Buralar işte bakın arkadaşlar, Maldivler dedikleri, yani bu suyun özel maviliği buradan geliyor. Evet. Burada arkadaşlar şey çok güzel böyle. Ay çok soğuk. Evet ben geri gideyim. Açık renkli koyu renk var. Oradan mesela böyle ayırt edebiliyorsunuz. Çok güzel. Baba, bir kere gezdiğiniz yer ufaktan baba, bulanıyor ama arkasından hemen düzeliyor. Derinleşmeye başladı ablamın orada. Evet oralar derin. Çok fazla derinlere gitme çünkü su aniden çekiyor buralara. Evet arkadaşlar böyle bir dalıyorsunuz, bakıyorsunuz ayağınız yere değmiyor. Evet aniden göçmeler de oluşuyor suyun dibine doğru. Abla geceye bak. Bak beni korkutma orada giderim. Ama şu an saldan en güzel suyunun yani yumuşak olduğu yer bizim olduğumuz yer. Çünkü buraya yıllarca gele gide anladık az çok. Ay baba keşke senin şu an halini çekebilsem ya. Çekeyim dur kendim de çekeyim dur. Arkadaşlar bu da benim son halim. Saldaya kadar geleyim tişörtle girmedim demem. Zıplayın bakalım. Zıplayın. Gel de alalım buraya. Evet. Almam lazım. Bence de alman lazım. Evet şu suyun şu mavili kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ya da bakın şurası. Oralar çok derin. İşte buraya Maldivler demeleri. Yani gerçi buranın Maldivleri karşı tarafta şu bölgeye düşüyor. Eskiden içine girilebiliyordu, izin veriliyordu orada. Ama artık yasaklandı. Çünkü orada mineral taşlar varmış. Tam bilmiyorum. Bir bilgiye sahip değilim. O taşlar bozuluyor, rengi değişiyor, siyahlaşıyor diye. Bak. Doğa zarar görüyor diye yasaklandı orada. Babamın olduğu yere kadar yarış yapıyoruz, tamam mı? Ben size bir fikir vereceğim, bir akıl Babayı vereceğim. Vurmak yok ama. Bakın ben size bir fikir vereceğim, bir akıl vereceğim. Beni dinliyor musunuz? Evet. Dinle beni. Şimdi aynı yerde yüzerseniz bulanıyor. İleriye doğru yüzün ya da bu tarafa doğru yüzün. Bak bu tarafa doğru gidelim. O zaman ne oluyor? Bakın oralar daha şeffaf. Bakın suyun farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Ya burası daha da soğuk. Yani ileri geri hareket ettikçe suda şurada çok değişik bir su bölümü var yine Melike. Hani? Ama aynı arkandakiyle aynı bak şurası. Aa gidelim mi oraya? Hadi gidelim. Yüzün bakalım. Yüze yüze hadi. Atlayın. 1 2 3 Evet arkadaşlar abi, yorumlara çok yazın. Güzel, çok güzel. Beğendiniz mi? Sevdiniz mi? Her sene geliyoruz ama her sene farklı yerde durmuyoruz genelde ama bu sene biraz farklı yerde durduk. Ya ben orada boğulmuşum. Böyle duruyorum. İnsan istemez bu Melike, iyi misin? Sen boğuluyor musun kızım öyle? Aa. Allah korusun da yapma öyle şakalarda. Hiç boğulmuş gibi değil de sanki hamamda teyzeler bayılmış gibisin. Bak suyun rengine bakın, gelin. Of. Bakar mısın Melike? İnanmıyorum, normal su. Suyun rengine bakın arkadaşlar. Aynı normal suya benziyor. Bir de güneşi de arkama alıyor musun? Su daha net görünüyor şu anda. Bakayım. Daha sıcak. Buyurun arkadaşlar, benim protezim çıktı bakın. Tırnağım çıktı. Vallahi Emre. Bu kükürtlü bir su arkadaşlar. Sodalı su galiba diye geçiyor. Kükürtlü su diye geçiyor. Şifalı bir su. Benim bildiğim şuradaki kıyıdaki çamuru alıp götürmek bile yasak. Yani şu kadar bile almanız yasak. Onu... Burada sürebiliyorsunuz ama. Aynen, bugün yüzüme süreceğim. İnşallah sivilce çıkmaz. İnşallah. Yüzü güzelleştiriyor, pürüzsüzleştiriyor, temizliyor. Yani gayet güzel. Hadi bir akrobasi hareketi yapın bize ama biz böyle boş boş olmuyor ki ya. Bir saniye. Anam battım. Eren, babam akrobasi hareketi istiyormuş. Ne? Akrobasi hareketi istiyormuş. Bakın arkadaşlar size dediğim gibi bak şimdi bakın burası bulandı gördüğünüz gibi. Bakın oradalardı, orası hemen şey yapıyor, temizleniyor, durulanıyor yani. Ama baba çok şöyle bir su özelliği var. Sıcaktan soğuğa geçiyorsun. Evet, biraz ileri gittikçe biraz soğuyor. Yüz bakayım oraya doğru. Görelim seni.
Dünyanın en iyi yüzücüsü Eren Ali Çetintaş. Hadi bir yüzsünüze, bir yarışalım. Arkadaşlar yorumlarda yazmış hadi. Eren mi daha iyi yüzüyor, Melike mi diye. Yan yana geçin, şuraya geçin. Şuraya geçin. Evet arkadaşlar bakalım Eren mi daha iyi yüzüyor, Melike mi? Eren yüzme kursu alıyor bu arada arkadaşlar. Eğitim alıyor. Geç yan yana. Eren geç. Gel. Hareketlere bak. Lan kime? Evet şimdi 1, 2, 3. Bir dakika dur bekleyin orada. Ben 1, 2, 3 deyince bana doğru yüzeceksiniz, tamam mı? Bana kadar ama yüzeyden. Tamam. Başlayın. Eren biraz hile mi yaptı ne? Dur nefes al. Suyun altından. 3, 2, 1 dalın. Kesin Melike yemeyecek. Yılların avşa... Yılların avşa kızıyla Eren Ali bir olabilir mi? Tabii ki Eren Melike kazandı, tabii ki diyorum sana. Sen uzaklaşıyorsun değil mi? Ben mi kazandım? Uzaklaşıyorsun. Eren kazandı, Melike kazandı. Çünkü o daha iyi yüzdü oğlum. Sen çalış biraz daha, büyü sen yüzersin. Çak bakayım mı sen de güzel yüzdün? Ben geldim işte dokundum. Hayır, suyun altından yüzmedin ki oğlum, sen bildiğin yürüdün lan. Zavallı Melike'nin başına çok kötü bir şey geldi. Göster kızım, göster. Arkadaşlar biliyorsunuz benim bu tırnağımdaki protez gitmişti. Evet. Evet arkadaşlar, diğer protezlerde ya dedim kükürdüğünden çıktı. Tık yapmaya bak. Aa dedim hepsi böyle tık tık çıkıyor. Dedim ben çıkartayım o zaman hani. Hepsi söküldü. İstanbul'a gidince yine yap. Evet ne hikmetse arkadaşlar, burada yerlerde böyle şeyler var. Balık ölüleri var. Var. Burada balık ölüleri var. Çok şaşırdım. İlginç geldi bana ya. Bu ne? Bak o da balık ölüsü. Aa bak bu da balık ölüsü. Bakın arkadaşlar, minik balıkla buraya vurmuş da burada ölmüş de. Çok ilginç ya. Baba demek ki su bir anda bir çekildi herhalde. Onlar da gidemedi oraya. Hı. Ölü öldüler. Olabilir. Ama çok komik durmuyor. Evet. Yavru balıkmış. Ama çok üzücü ya. Şu an arkadaşlar öyle bir sıcak çok inşallah sıcak. Rüzgardan da sesimiz geliyordur sanki ama. Sanki böyle arkanızda bir kalorifer var da kalorifer hani size üflüyormuş gibi böyle sıcak hava veriyor. Resmen bir fön makinesi de bize işkence yapıyor, Çin işkencesi. Birazdan biraz bir daha suya gireriz. Ondan oğlum, sonra ben gideriz bence. Yani. İnşallah rüzgardan sesimiz de geliyordur. İnşallah. Hadi koş. Koş. Ne oldu Melike? Saldada yüzmeye benzemiyor bu işler değil mi? Arkadaşlar içeride sıcak diye, koku olmasın diye dışarıda yapıyoruz. Sanmayın ki ben tatil yapıyorum, geziyorum, tozuyorum. Bakın ben burada çalışıyorum. Evet bana arkadaşlar, bir posta patates kızartı derim. Dur Melike seni çekeceğim derim, bir görsünler. Bu arada yangın falan mı çıktı anlamadım. Aa evet. Şurada şey de var. Şurada da gelin damat çekimi de var arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi bakın gelin damat çekimi var. Haber vermeden çektik. Biz de mi kızısak babacığım? Haber vermeden çektik ama. He? Biz de mi kızısak arkadan içeri? Hani? Aa evet bak arkadaşlar uçağa bakın. Şeyin içinden, gölün içinden su aldı. Sulamaya gidiyor. Ya arkadaşlar ben gölden çıktım tamam mı? Böyle arkaya bir döndüm. Bayağı şu an gözükmüyor ama çok duman var. Dedim ya herhalde yangın patates çıktı. Patates yanıyor kızım. Atsana patatesleri orada tutacağına. Dur bekle. Evet arkadaşlar şöyle bir ocağımız var. Mini bir ocağımız. Patates kızartmak çok zor. Kampa şey falan gittiğiniz zaman da size tavsiyem kesinlikle dışarıda kızartın. Hem içeride bir koku falan oluşmuyor. Hem de çok daha güvenli diyeyim. Çok daha iyi diyeyim yani. Sen burayı değil arkayı göster baba. Arkayı hiç göstermek istemiyorum. Çamaşır yıkadık arkadaşlar. Havlularımızı, mayolarımızı, şortlarımızı falan. Bu hayatı seviyoruz arkadaşlar. Melike pek çok sevmiyor. Pek böyle pek ısınamıyor ama Eren, annesi ben ya, çok genelde bu işi çok seviyoruz. Evet, ama bir şey söyleyeceğim. Çamaşır yıkarken bile keyif alıyoruz yani burada. Benim patateslerim ve biberlerim çok güzel olacak. Evet bir posta patateslerimiz bu arkadaşlar. Kızartılmış. Daha sonra biberleri kızartacağım. Biberimiz var. Daha patlıcan var zannedersem. Evet. Tane tane diziyoruz. Korkak, alsana, doldursana şunu. Baba komple mi dökeyim? Ne yapayım? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. En sevdiğiniz kızartma hangisi? Patlıcan mı seviyorsunuz? Biber mi seviyorsunuz? Ben patlıcan seviyorum, sen? Ben şahsen patatesden devamım yani. Patatesden. Patates bendik. Bu arada ben de yandım. Evet, yanmam diye düşünüyordum ama yandım. Evet bakalım. Melike bize nasıl bir sofra hazırlayacak? Sofrada görüşürüz arkadaşlar. Akşam yemeğinde görüşürüz. Mükemmel bir sofra hazırlayacağım şunu size. Bir kızart hele de. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Alacaksan al... Ben sana demedim mi Melike? Ne? Ben gelmeden sofrada yemeye başlamak yok diye. Niyeymiş? Nasıl niyeymiş? Açım aç. O kadar dışarı topladım, sizin dışarıda pisliklerinizi... Bana bak, sen orada hiç hareket etme.
Bisikleti ben topladım. Ayakkabılarını ben topladım. Kürek takımını ben topladım. Üstü bal içinde zaten. Onu hiç söylemiyorum bile. Sen hiç gülme Ayla orada. Yerdeki paspasları ben topladım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çamaşırı bile ben yıkadım bugün ya. Siz bana doğru dönün. Ben size yaptığım kızartmayı göstereceğim. Bakın. Evet arkadaşlar. Mis gibi oldu. Kızartmadan sonraki son durum bu. Dedim ki yemeyin. Biri diş atmış. Kesin eden yaptı. Tüpünüz de bitti. Evet tüpünüz bitti. Ne oldu oğlum ha? Çok yorgun. Evet. Bugün bayağı yorulduk arkadaşlar. Hava çok sıcaktı. Bir de videodan sonra da biz arkadaşlar saat 6'ya mı 7'ye kadar mı ne yüzdük bayağı. Evet. Yani onu zaten çekmedim. Yüzümü görüyorsunuz. Kıpkırmızı. Evet, arada pıt pıt sesleri de duyuyorsunuz. Onlar da sineklerin patlaması. Çünkü aşırı derece sinek var arkadaşlar. Sinek kovucu var burada. Anlatamam. Eren de arada götürüyor biz konuşurken. Arkadaşlar soframızı gösterelim. Melike böyle bir kızartma yaptı. Annesi böyle bir sos yaptı. Asla annem yardım etmedi. Evet, etmez. Evet, şöyle acı bir sosumuz var. Aha. Acukam ne oğlum? Anlamıyorum. Aa, bak gene patladı sinek. Patlıyor. Gene bir tane daha patladı. Çok minik sinekler çok arkadaşlar, baş edemiyoruz. Tomtizimiz var böyle. Tomtiz. Ya da İzmirli gibi domat. Biz domates diyelim. Burada arkadaşlar zeytinimiz var, Lupo peynirimiz. Lupo'nun başta duruyor Lupo. Ha evet, Lupo orada. Lupo'yu anladım da şu limon kolonyasını anlayamadım. Temizlik mendilinin orada ne işi var onu hiç anlayamadım zaten. Bir şey diyeyim, Eren'le birlikte aynı sofrada olmak çok zor. Arada bir daralıyorum böyle, sıkıyorum enseme falan yapıyorum. Sonra devam ediyorum yemeğe. Benim için çok iyi oluyor. Susar mısın, devam edeceğim, yemeği tanıtıyorum. Arkadaşlar barbunya var burada. Burada pastırma var. Peynirimiz var. Kaşar peynirimiz var. Şurada pastırmanın burada az olduğunu görürsen hepsini ben yedim. Aslan olma ye. Afiyet bal şeker olsun. Evet, burada çikolatamız var. Şurada Himalaya tuzumuz var. Burada ekmeğimiz var. Ha, burada Denizli'ye özel bir mahsus bir ekmek. Hı? Burada yarım ekmeğimiz var. Evet. Niye dışarıda yemek yemiyorsunuz diye sorarsanız. Dışarıda yersek her sefer böcek yemiş oluruz. Evet. Göl kenarı olduğu için çok böcek var. Ve uluma sesleri vardı. Yemin çok ederim çekeyim. Sana dışarıda. Yemin ediyorum bakın. Açayım şurayı bak. Ay hemen sinekler girdi, hemen sinekler girdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir böcek gördüm az önce, bakın. Yemin ediyorum bu kadar. Bir, elim kadar yani. Evet arkadaşlar yani. Size oradan bir görsel şimdi ekrana koyabilirim. O hani böcek ilacı sıkıyorsunuz ya, hayvan böyle bakıyor sana. Hayırdır falan yapıyor böyle. Yok az kollarını kaldırıyor, biraz da buraya sık diyor. Ne oluyor? Az daha sık, şuraya sık. Ferahlatıyor falan filan hesaplı. Çok evet ürkütücü. Arkadaşlar bundan sonra soframızı toplayacağız. Ondan sonra zaten şurada her zaman olduğu gibi Kemal Sunal'ın filmi hep açıktı. Çok severiz çünkü bunu. Bu tavsiye çok severiz. Sen ne yapıyorsun Ayla orada? Ayla da saklanıyor. Hani videoyu bölmeyeyim diyor. Aa patladı. Evet. Sofradan sonra direkt uyuyacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok yorulduk. Hepimizin uyuması gerekiyor. Zaten biz karavan tarzına çıktığımız anda geceliğin 11-12 ben gibi... seni uyuma şeklinde ve horlama şeklinde çekeceğim arkadaşlar. Hayır. Harika bir ifşa gece videosu. Gece boyunca uyumam. Harika bir ifşa videosu. Bekleyin, şöyle güzel bir like atın. Ben de seni Melike'ye horladığım harika bir like ifşa atacağım. Ne? Ben de senin horladığım videolar var. Ben de onları atacağım. Hadi bakayım. Baban asla horlamaz. Hadi bakayım. Yok ben nefes alamıyorum. Horlamıyorum. Böyle mi nefes alıyorsun? Hayır böyle. Bu horla bak bana ne. Bu sesi çıkartıyor. Ben sonra neden uyuyamıyorum? Yüzüm bayağı kızarmış ama. Evet. Eren sen de kızarmış baksana. Evet hadi bakalım. Afiyet olsun hepimize. Allah Ali İbrahim'in bereketi versin soframıza. Sizin sofralarınıza. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Sizi bir de uykuda çekelim. Ondan sonra vedayı ederiz. Hayır. Evet. İn bakalım, in bakalım. Hadi güzelim, hadi güzelim, hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Salda'dan ayrılıyoruz. Size şöyle tankı bir çekeyim. Gördüğünüz gibi muazzam bir görseli var. Her gören diyor ki maşallah diyor, hayalimle geziyorsun diyor. Karavan değil sanki tank diyor. Ya baba, asıl tankım da bu. Biraz arızalar oluyor ama idare eder. Ya gitmeyek ne olur, bir güncükten kalak. Buradan harika bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar. Salda'da 2 gün kaldık. Kahvaltı yaptık. Yemek yedik. Gezdik. Dolaştık. Sizler için suyunu çektik. Suya girerken çektik falan filan. Evet gerçekten Salda mükemmeldi. Suyuyla, deniziyle, hava gölüyle her şeyle mükemmeldi. Veda etmeden önce Ağustos ayının 15'inde ortalama tam hatırlamıyorum. 15'i mi 16'dı mı bugün ayın? Aynen. Bakın Salda'nın son hali. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Tamamen doğal, gerçek, güzel bir su. Sodalı bir su, kükürtlü bir su, şifalı bir su arkadaşlar. Yakından da çekiyorum şimdi size. Ve plaja girmek için para falan da ödemiyorsunuz. Evet, ücretsiz buralar. Yani girmek yasak mı değil mi? Tam da bilmiyorum. Maldivler bölümünde girmek yasak diyorlar. İşte burada değil diyorlar. Jandarma geçiyor, bir şey demiyor. Anlamadım. Ama ormana girmek yasak. Evet, ormana. Yangın çıktığı için. Ve ateş yakmak yasak tabii her türlü.
Arkadaşlar burayı bıraktığım için... Aa şurada bir ev mi var? Bana böyle geliyor tepede ya. Nerede Melike? Sanki eve benziyor. Ama uçsuz... Arkadaşlar buradan böyle yakın olduğuna bakmayın. Şu anda bu dağın metresi en aşağı 700 metre, 600 metre uzunluğunda vardır herhalde. Yani. Ben göremedim. Evet, buradan çok şifalı, çok güzel yine bir mağaraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu mağarada ücretli de bir havuz var. Evet. Ama tamamen bu saldanın suyu gibi şifalı, sodalı, kükürtlü. Ve arkadaşlar bu salda gibi böyle güzel değil, çok korkutucu bir mağaraymış. Bir yarasalar falan da varmış. Nedir bu yarasalardan çektiğiniz, ben de anlamıyorum. Yarasa kakası varmış. İnşallah elime değmez. Melike yarasa kakasında yüzecek. İnşallah yarasa kakası elime değmez ya da kafamı pislemezler yani. Neyse, evet. İnşallah. Ama oraya gerçekten görmek çok istiyorum. Çok çok soğukmuş. Niye arabayı yani, kapatmadıysak? Evet, nasıl devam. Yüzeceğim hiç bilmiyorum. Hemen bayağı bir soğukmuş. Eksi 20 derece, eksi 15 dereceler falan filan sıyırıyorlar. Ama ben Zeus mağarasından daha soğuk bir su görmedim. Vallahi arkadaşlar burası çok çok daha soğuk diyorlar. El sallayın el. Hele hele el sallayın açısından ama. Bak gözünüzü takmış. Vay. Tabii, John Dane gibi çıktı be. O soğukta oturuyor. Biz burada yanıyoruz. Evet, son kez bir daha gösteriyorum şu güzelliği. Sizlere drone'la da çekim yaptım. İnşallah unutmazsam koyacağım onu da. Burayı gerçekten çok özleyeceğim. Çok seviyorum. Hadi bakalım gizemli mağaraya doğru gidiyoruz. Mutlaka bir daha gelelim buraya. Hadi bakalım.